İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan seçimlerinde kendi milletvekilinizi seçin. Türkiye 2026 Olimpiyat oyununu Batı Ermenistan'ın tarihi topraklarında düzenlemeyi arzulamıyor. Stepanakert ve Tiraspol'da ticari temsilcilikler kurulacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Suriye'de fosfor bombalarının kullanıldığını inkar ediyor. Amerika'daki Ermeni Müzesi, Ermenistan Sanat Kültür Sonsuzluk adlı yeni bir sergi sunuyor. Ermenistan orkestra şefleri Benderesky Jubilesi'ndeki yıldızlar arasında. 2018 yılının Batı Ermenistan parlamento seçimleri. Seçimlere katılın. 22-11-2018, 1-12-2018. Seçimlere katılmak ve milletvekillerine oy vermeniz için gerekli tüm işlemleri aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak bulabilir ve gerçekleştirebilirsiniz. Ankette vatandaşlık formunu doldurun ve seçimlere katılın. Formunuzu doldurduktan sonra evet, hayır veya çekimser oyu kullanabilirsiniz. Her adayın profilini, soyadını tıklayarak okuyabilirsiniz. Oy kullanın ve oy kullanmaya davet edin. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun RIA Novosti Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, eğer Türkiye 2026 yılının olimpiyat oyunlarını gerçekleştirme hakkını elde ederse, oyunların Erzurum'da yapılabilmesi için muazzam paralar gerektirdiğinden üstlendiği sorumluluğu tam manasıyla gerçekleştiremeyecek. Erzurum, Batı Ermenistan'ın bir bölgesidir. Habere göre o, 2026 yılındaki oyunların bir kısmının Soçi'de gerçekleştirilmesini önermiştir. Azizoğlu, biz olimpiyat oyunlarını gerçekleştirme hakkını elde etmek istiyoruz ve Erzurum'un bunu Soçi ile birlikte yapabileceğine de inanıyoruz. Erzurum'da kayak maratonu için öngörülen alan yok ve bunun içinde büyük yatırıma ihtiyaç var. Fakat Soçi'nin imkanları var. Bu nedenle de tüm bu oyunları birlikte organize edebiliriz, dedi. Eylül 2019'da kış olimpiyat oyunları başkentinin seçileceğini hatırlatalım. Daha önce Erzurum, Batı Ermenistan, Stockholm, İsveç, Calgary, Kanada ile Milan, Torino ve Cortina d'Ampezzo, İtalya oyunlara ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmuştu. Soçi 2014 yılında kış oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Bu amaçla da Fişt adlı olimpiyat stadyumunu, Büyük Buz Sarayı ile daha pek çok kış oyunlarıyla ilgili yapıları inşa etmişti. 29 Aralık 1917'de Sovyetler Birliği Halk Konseyi, Türkiye Ermenistan'ı, Batı Ermenistan Ermenilerinin bağımsızlığa kadar gidecek kendi kaderlerini tayin hakkını deklare etti. Paris Konferansı sırasında 19 Ocak 1920'de Batı Ermenistan de facto bağımsız devlet olarak tanındı ve ayrıca komşu devletlerle sınırları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920'de tahkim kararıyla çizilmiş olan Batı Ermenistan'ı 11 Mayıs 1920'de San Remo Konferansı'nda Müttefikler Yüksek Konseyi de jure tanıdı. Fakat Türkiye tarafından işgal altında tutulduğundan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Batı Ermenistan'ı tanımadığını hatırlatalım. 1894-1929 yıllarında birbirini takip eden üç Türk hükümetleri, Batı Ermenistan'ın işgal edilmiş bölgelerindeki yerli Ermenileri daimi bir şekilde soykırıma uğrattığını ayrıca hatırlatalım. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Grigori Mardirosyan ile Transnistria Moldova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Alexei Tsurkan, iki cumhuriyetli ticaret temsilcilerinin kurulması konusunda bir anlaşma imzaladı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Çalışma Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Grigori Mardirosyan anlaşmanın onaylanmasının ikili ekonomik ilişkileri güçlendireceğine ve mevcut ilişkileri niteliksel olarak yeni bir seviyeye ulaştıracağına olan inancını dile getirdi. Alexei Tsurkan, her iki cumhuriyetlerde ticaret temsilcilerinin kurulması beklenen bir durumdu ve bu durumun pratik adımlar için yeni fırsatlar yaratacağını kaydetti. Tsurkan, iki ülkenin ekonomik ortamının yatırım çekiciliğini ve yeni iş ilişkilerinin yaratılmasını büyük ölçüde artıracağına olan inancını dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zakharova, askeri basın ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Suriye halkı üzerine beyaz fosfor bombalarının kullanıldığı gerçeğini sürekli inkar ettiğini belirtti. Zakharova, İdlib'in silahlardan arındırılmış bölgesinde durumun gergin olduğunu ifade etti. Cirni bölgesindeki silahlı gruplar hükümet güçlerine karşı gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 18 askeri öldürdü.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki faaliyetlerinden Moskova'nın rahatsızlık duyduğunu vurguladı. Suriye kaynaklı medya verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri yönetimindeki uluslararası koalisyon uçakları Deir ez-Zor eyaletinin Hacin şehrine saldırıda bulundu. Bu saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 40 kişi öldü. Beyaz fosfor kullanılmış fakat bunu ABD inkar ediyor diyen Zakharova, Suriye'de yasa dışı bulunan Washington bu ülkedeki barışa hizmet etmiyor dedi. Wutherton Lokal adlı gazetenin bildirdiğine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts'in Wutherton şehrindeki Amerikan Ermeni Müzesi'nde 15 Kasım'da yeni bir sergi açılışı gerçekleşti. Ermenistan, sanat, kültür, sonsuzluk başlıklı sergide Urartulardan günümüze 3000 yıllık Ermeni tarihi sunuluyor. Sergilenen 50'den fazla eserler arasında 20. yüzyılının deri çocuk ayakkabıları, 12. yüzyıldan kalma Kütahya çinileri yer alıyor. Projenin sahibi yeni direktör Jennifer Manson'dur ki göreve geldiğinden bu yana açılan ilk sergidir. Manson, Hristiyanlığın benimsenmesi, yazının, tekstilin, metalurji ve seramik geleneklerinin, soykırım trajedisinin ve Ermenilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne gelerek Ermeni dünyasının önemli bir parçası haline geldiği, Ermenilerin gidişatı gibi Ermeni kültürünün en önemli yönlerini vurgulamak istediğini söyledi. Koleksiyonun bir kısmı müzeye bağışlanan eserlerden oluşuyor ki bunlar özellikle de Ermenilere uygulanan soykırımdan kurtulup Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Ermeni ailelerin hikayelerini anlatmaktadır. Sergiler arasında 1915'ten beri korunan bir elbise var. Bu kısa beyaz pamuklu gömlek Yunanistan'ın Siros Adası'nın yetimhanesindeyken Araksia Grigoryan tarafından giyildi. Ermenilere uygulanan soykırım sırasında ailesini kaybeden Araksia'yı kız kardeşlerinden ayırarak yetimhaneye götürdüler ve o elbiseyi bir anı olarak sakladı. Ermenistan Sanat, Kültür, Sonsuzluk koleksiyonu müzenin kalıcı koleksiyonları arasında yerini alacak. Yakın gelecekte müzenin Ermenilere uygulanan soykırım meselesini derinden etkileyecek genişletilmiş koleksiyonları olacak. Dünya, Ermeni ve Alman genleri bulunan Polonyalı besteci ve şef Krzysztof Penderecki'nin 85. doğum gününü kutlamaya devam ediyor. Sanatçının yıl dönümüne adanan faaliyetlerin Şubat ayında Yerevan'da Aram Açadıryan konser salonunda maestro'nun huzurunda başladığını hatırlatalım. Kutlama konserlerinde Ermenistan Ulusal Filharmoni Orkestrası, Devlet Senfoni Orkestrası, Oda Orkestrası, Ulusal Opera Orkestraları, Hover adlı Devlet Oda Korosu ile ayrıca davet edilen tanınmış müzik virtüözleri Penderecki'nin eserlerini seslendirecekler. 4 opera, senfoniler, orkestra için piyasalar, çok sesli enstrümantal konçertolar, dini ağırlıklı orkestra eserler ile ayrıca oda ve enstrümantal eserlerin yaratıcısı Penderecki hakkında Maestro Edward Topçuhan şunları söyledi. Sık sık müzik yazmanın zor olduğunu düşünüyorum ve Mozart gibi birinin doğacağını sanmıyorum. Çünkü her şey tüm notalarla yapılmış gibi görünüyor. Ama gerçek müzik üzerine çizik atmayan Penderecki var. Harika müzikler yaratıyor. Onun gibi ikinci birini tanımıyorum. Yakın tarihte Varşova'da Penderecki'nin doğum günü ona adanmış festivalde ayrıca ünlü müzisyenlerin eşliğinde kutlandı. Davet edilen maestrolardan bir ikisinin isimlerini anmakta yarar var. Christoph Eschenbach, Leonard Slatkin, Valeri Gergiev, Maximiliano Valdes. Ayrıca Edward Topçuhan ve Sergei Sympatyan maestro yıldızları arasındaydı. Topçuhan kompozitörün 5. Sympatyan ise 2. senfonisini yönetmişlerdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı halk oyunları ve korosu topluluğunu sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.